da biz Kürtçe konuşuyoruz, içinden çıksa bir şey olmaz. Hacılar Sıragoz Mahallesi sakinlerinden Hatem Kaçaman. Doğma büyüme bu mahallede yaşıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu tarihi köprü Sivas Müzeler Müdürlüğü'ne kayıtlı olup ve şu anda Elazığ Bölge Müdürlüğü yapımını üstlenmektedir. Şu anda Elazığ Bölge Müdürlüğü'nde teşekkür ederim. Özellikle bu konuyla yakından takip edip ilgilen Salise Hanım'a da teşekkür ederim. Allah razı olsun köprümüzün bakımı ve onarımı için. Ben Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü'nde tarih kontrol şefi olarak çalışmaktayım. Adım Sariye Levent Taşdemir. Bugün burada Malatyalı Darende ilçesi Tarih Hacılar Köprüsü'nün restorasyon çalışmalarında bulunmaktayız. Tarih Hacılar Köprüsü, Darende'nin Hacılar Mahallesi'nde Sıragöz ve Şehli mahallelerini birbirine bağlamakta. Tohmaçı izlerinde yer almakta. 1756 yılında Gülüç Ali Paşa'nın oğlu Koca Abidin Paşa tarafından yaptırılmıştır. Gülüç Ali Paşa kimdir derseniz, Şeyh Hamidi Veli Hazretleri'nin soyundan gelen Zaymoğullarından önemli bir kişi. Osmanlı'nın önemli güzergahlarından biri burası. Burada 26 metre uzunluğunda, 3,5 metre genişliğinde iki açıklıklı bir köprü yapılmış. Yaklaşık 300 yıllık köprünün kemer alın taşları, yun taşı, kemer içinde de kaba yunu ve moloz taşı olarak inşa edilmiş. Bu köprüde yıllara çeşitli doğa olaylarına karşı ve normal tahribatlara karşı oluşan deformasyonlar gözlemekte. Köprüdeki tahribatı yok etmek ve deformasyonları önlemek amacıyla 2017 yılında burada proje çalışmaları yapıldı. Köprü 2012 yılında Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edildi. 2017 yılında hazırlanan röde ve restitüsyon ve restorasyon projeleri Sivas Koruma Bölge Kurulu'nun onayından sonra bölge müdürlüğümüzün ihalesiyle 2023 yılında ihale edildi. İhale sonrasında 2023 yılında meydana gelen, Maraş'ta meydana gelen büyük depremlerden köprünün olumsuz yönde etkilendiği gözlemlendi. Bunun için de revize projeler hazırlanarak köprüdeki deformasyonların ve buna giderilmesine yönelik müdahalelerin nasıl yapılacağına dair projeler revize edildi. Onaylı proje doğrultusunda biz burada öncelikle köprü üzerindeki eklentileri aldık. İnsan müdahaleleriyle yapılan yanlış müdahaleleri ortadan kaldırdık. Arkada gördüğünüz seryaran daha önce çimentoyla inşa edilmişti. Biz özgün dokuyu ortaya çıkararak tamamlamalar yaptık. Şu an kemerde çalışmalarımız devam etmekte. Çalışmaların akabinde özgün döşeme ve korkuluk yapılacak ve köprü yöre halkın hizmetine sunulacak. Gelecek nesillere aktarımını sağlamış olacağız.